hiç farkına varamadığımız bir yapıyla karşılaştık sonra. Ben mesela Fethullah Gülen hareketini Mehdilik konusu için işte sırren teneveret su altından gidiyorlar, saman altından gidiyorlar falan. Ben gizlediklerini makul gördüm işin doğrusu. Yani İslam'ın hakimiyeti için ne yapsın adam dedim yani. Çaktırmadan el altına. Hatta ben Mehdiyet'ten şu bakımdan vazgeçti zannettim. Ya kimseyi ürkütmeyelim şimdi Mehdi'den falan bahsedersek. Adamlar tedirgin olur. En iyisi Mehdi gelmeyecek diyelim de yolumuz açık olsun. Adam gibi işimize bakalım. İsa Mesih de gelecek dersek yine başımıza iş çıkar. Ha demeyelim böyle idare edelim. İttihat-ı İslam'da dersek yine huylanırlar demeyelim. Hakim olunca söyleriz falan diye düşünürler. Olay, ben hep böyle düşündüm. Yani gizliden gizliye de bir adamlara şefkat duydum yani. Abo, baktık olay bambaşka bir çizgiye gitmiş. İngilizlerin devletini mesela ben hiç bilmiyordum. Tevafuken fark ettim. Yani başka izler sürerken yoluma çıktı. Biliyor musun bizim çocuklar biliyorlar yani. Ben başka iz sürerken ayağıma takıldı yani. Oradan ümüne çöktüm. Ondan sonra zincirleme olay gelişti. Yani daha hala devam ediyor. Mesela Abdülhamit'in de olayların içinde olduğunu sonra fark ettik. Ben Abdülhamit'e hayrandım yani. Hanlar Han, Abdülhamit Han. Yani çok kadri uğramış. Bir sultandır zannediyorum. Yani Osmanlı'ya büyük faydası olmuş. Müthiş sadakat görüyor. Baktık adamın alakası yok. İngilizlerle iç içe. Aa baktık ondan sonrakilerle iç içeler. Yani müthiş bir yaka kaptırma olayı olmuş. İnsanlar da tabii çekiniyor. Çoluğu çocuğu var. Babası var, dedesi var falan. Yani zarar geldi falan. Hapse atarlar, döverler, söverler, öldürürler diye çekinmişler. Zaten öyle güçlü bir hamiyette herkes de olmuyor. Olan da siniyor. Veyahut sesinin iyi çıkamayacağını düşünüyor. Yani güçlü bir çıkış yapamayacağını düşünüyor. Mesela biz bunun bir devlet yetkisine mi dedik, bu İngilizlerin devletine? Ya dediler, biz daha o tip verilere ulaşamadık dediler. Ya zaten derin devletin özelliği sana veri vermemesidir yani. Abdullah Öcalan diyor yani bunun tespiti mümkün değildir diyor. Yani derin devlet keriz mi ya? Sana delil verir mi? Bunlar istiyor ki katil de bulsun, tabancayı da bulsun. Efendim polis çemberi de olsun. Adamı da bülbül gibi konuştursunlar. Mesela işte öyle bir şey olmaz. Derin devlet hiçbir zaman için tespit edilemez. Yani elemanları bile bilmiyor. File benzetiyor adamı zaten. Filin sadece ayağına dokunduruyor adam. Kiminin işte burnuna dokunduruyor. Kimini sırtına dokunduruyor. Derin devlete ancak şeytan hakim oluyor. Yani Deccal ve ekibi hakim olabiliyor. O 300'ler meclisi. Şimdi onu tam görmedikleri için yani bize diyorlar hani göstert. Kardeşim alametini görmüyor musun? Bütün İslam alemini mahvetmiş. Osmanlı'yı yıkmış ve hiçbir güç karşısında duramamış. Garibim Amerikalıları öne sürüyorlar. Hadi diyorlar siz bunları sopayla vurun. Onlar da bayağı palazlandırmışlar. Amerikalılar yönetilen adamlar. İşin içinde değil Amerikalılar. Yani şimdi bunu kitap olarak hazırlıyorum. Çok geniş bir konu. Belgeleri de çok fazla. İngiliz derin devleti 300 yıldan beri yüzlerce, binlerce alametiyle ve Osmanlı'yı yıkmasıyla, insanları mahvetmesiyle bütün dünyaya kendini göstermiş. Ama bu gizli el, yani şeytan gibi görünmeyen bu gizli el hiç tespit edilememiş şu ana kadar. İlk defa biz tespit ettik. Şimdi aydınlar da yavaş yavaş atağa geçtiler. O da TV biraz çırpındı falan kendince ama çok cılız onun çırpınışı. Fakat öbür aydınların hepsi anlamış durumda. Yani ataktalar. Darwinizme hükümeti atamıyor. Komünizmle de tartışmak istemiyor, beceremeyeceğini düşünüyor Allah alem. Hiçbir hükümet komünizmle hesaplaşmaya gitmemiş. Yani bilimsel hesaplaşmaya gitmemiş. Hep çekinmişler. Yani yenilmekten korkuyorlar. Halkın huzurunda yenilmekten. Darwinizm konusunda da yani halkın huzurunda yenilmekten korkuyorlar. Onun için geçiştirerek yahut hiç bahsetmeyerek ne kadar idare edebilsek idare edelim mantığındalar. Yani gidebildiği kadar gitsin mantığındalar. PKK konusunda da çok gevşek davranacaklardı bazıları. Biz çok şiddetli çıkış yapınca cesaret edemediler. Yoksa bu ikna ekipleri vardı ya,
akıl daneler falan. O bunların çıkış amacı malumdu yani. Yani bunu eşek olsa anlar adam zaten söylüyordu. Yani Öcalan zannettiğiniz gibi birisi değil diyor adam. Aileden birisi bizden diyor, namazını yatsın. Öyle diyor, terminatör gibi bizi yetiştirdiler diyor. Adam masum diyor. Yok öyle bir şey diyor. Ya amaçları belliydi. Ama biz çok sıkı çıkınca geri adım attılar. Çünkü kamuoyu tepkisi önemli oluyor. Yani zaten bu ikna ekipleri, yani akıl daneler ekibi kamuoyu tepkisini yok etmek içindi. Öcalan dedi ki yani biz bunu böyle halka bu şekilde kabul ettiremeyiz. Yani federasyonu falan halk kabul etmez. Halkı bir ikna edelim dedi. Yani ekipler gönderelim. Halkla konuşsun, ikna etsin. Yoksa yani çünkü sürekli şehit verecekler. Adam ölecek, yaralanacak. İşte gaziler, şehitler geceli gündüzlü her yerde olacak. Bunu söylersiniz uygun bir şekilde. Artık kan kusacaklar ama sorulduğunda biz kızılcık şerbeti içtik diyecekler diyor. Veyahut adam el etek de öpecek, öperiz diyor. Evet. Bak el ve etek. Etek öpmek ne demek? Diz çökeriz diyor. Diz. Adamın önünde diz çökeriz. Ve elini de öperiz gerekirse diyor. Yeter ki bize bir şey yapmasın diyor. Abdülhamit ne yapıyordu? Yani bana dokunmayın. Evet, ne istiyorsanız aynen. Yapayım diyor. Yani evet. Kıbrıs al, al Kıbrıs'ta al diyor. Karsar'dan al. Ama bana dokunma diyor. Yani zat-ı şahaneme dokunmayacaksın diyor. Şimdi bu kafa vardı. Yani yemedi işin doğrusu. Ben gece gündüz buradan bağırdım gördünüz. Sakın dedim yani böyle bir şey yapmaya kalkmayın. Millet içerisinde zinde güçler var dedim. Aklı başında. Karşınıza her yerde çıkarlar kanunla, hukukla. Ensenizde nefesleri dedim. Bak her yerde karşınıza çıkarlar. Sakın bunu yapmayın dedim. Kanuna, hukukla, ilimle, irfanla yakanızı bırakmazlar dedim. Anladılar demek istediğimi. Allah'a emanet vazgeçtiler.